Günaydın. Günaydın. Benim güzel karım bugün şirkete mi geliyor benimle? Yok. Şey, aslında benim sana bir şey söylemem lazım ama. Aa, Nur, gitmedin mi sen daha? Biz şirkete giderken seni de bırakırız. Nereye bırakıyoruz seni? Yok, şey... Nur bugün iş görüşmesine gidiyor Yiğit Bey. Sizin haberiniz yok tabii. Bizimki de ek iş diye tutturunca ben de şaşırdım önce ama... Yanlış anlamayın sakın Yiğit Bey. Buradaki maaşından, mutsuz olduğundan falan değil yani. Değil mi Nur? Tabii. Size de söylemeye çekindi tabii önce ama işe kabul edilince hemen söyleyecekti. Değil mi Nur? Aslında dün gece söyleyecektim ama... Ay Aytül Hanımlar da bozulmaz inşallah. Ama sen de tabii buradaki esas işini ihmal etmeyeceksin. İhmal etmem tabii. Hadi bakalım. Hayırlısı. İlk günden geç kalma diye Yiğit Bey uçurdu bizi Nur, görüyor musun? Neredeyse geldik. Daha işe alınmadım ki Elmas. Aa, hiç stres yapma. Kesin kabul edileceksin canım. Senden iyisini mi bulacaklar? Hep böyle hızlı gidip gelemezsin ama. Mert'e yetişmen de gerekecek. Olmaz bu iş, yaş. Ben Mert'i ihmal etmem. Hem koşullarımı da konuşacağım. Merak etmeyin Yiğit Bey. Şuradan sola dönüyoruz Yiğit Bey. Geldik işte. Burası. Burası bizim geçen sene araba kiralama ofislerimizin tanıtımını yaptığımız yer değil mi? Evet evet burası. Mankenlik ajansı yani. Ama ben sekreterlik için başvuracağım. Ha, tabii canım. Bizim kızın ne alakası olur öyle mankenlikle? Ya da ilişkiler. Teşekkürler Yiğit Bey. Hadi canım, bol şans. Çıkınca beni mutlaka arıyorsun. Bak merak ederim sonra. Tamam? Çok hızlı, çok. Hadi bakalım Nur. Ben daha önce izledim, çok keyifli oluyor. Merak etme yani. Başarılı geçer eminim ben. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Nur Demir abi ben. İş görüşmesi için gelmiştim. Tamam, şöyle geçin, siz birazdan alacağım ben sizi. Ajanı nasıl heyecanlıydı. İnşallah alır işi. Kısmet. Belki de hayatı değişecek. Sekreterlikle mi değişecek hayatı? Siz bakmayın onun sekreterlik işi dediğine. İçten içe gönlü başka yerde onun. Ne gibi? Yani küçük yerden geliyor ne de olsa. Pek belli etmez ama vardır onun içinde öyle. Nasıl desem? Hani benim öyle televizyondakilerden, o mankenlerden neyim eksik havaları. Böyle utangaç duruyor ama... İçinde ne hevesler ne umutlar. Bana hiç öyle gelmedi. Hem sabah sabah Nur'un hayallerinden, iş hayatından başka konuşacak konu yok. Heh. Şu raporlardan bahset bana. Tabii Yiğit Bey.